Evet, şu an bir Leon içerisindeyiz. Tamamen bomboş bir araba. Teyipten de göreceğiniz üzere. 2015 model. İki satır yerine. Dizel Leon arabanın içerisindeyiz. Arabamız en boş modeli. Ya bak orada can ama. Bir çekim varmış. Bir şey çekiyorlar. Önünde bakalım. Bir var mı? Vallahi reklam bilmiyorum. Reklam filmi çekiliyor ama. Sen önüne bir bak. Bir yandan da, kaza yapıyorduk. Dur lan. Boz Bey. Bu da muhtemelen çekimle alakalı bir şey herhalde. Evet, yakıt ekonomisi gücü falan simgeliyor. Evet, araç yeni aldınız. Nasıl görüşleriniz? Eski bir araç ama... Araç bir kere çok az kullanılmış. 6 yaşında, 66 bin kilometrede. Donanımı falan gayet temiz. İçi falan çok temiz. Tuşları falan eskimemiş. Gayet güzel. Direksiyonu hoşuma gitmedi. Kaygan ve deri direksiyon sert. Yok çünkü. Kauçuk. Deri görünümlü dikişli ama kauçuk bir direksiyon kullanılmış. Yani otomatik. Daha üst model Ibiza'larında bile daha güzel direksiyon varken bundaki direksiyon gayet zayıf, kötü. Görünüm aynı neredeyse. Birçok Seat'larda olduğu ben gibi. Ben de ilk defa biniyorum ama ben bunda yalıtımın hani çok iyi olmadığını düşünüyordum ama dizel olduğunu şu an pek anlamış değilim. Benzinli gibi fazla ses çıkartmıyor araba. Evet, yalıtımı iyi. Ben de ilk çalıştırdığımda da dizel sesini çok fazla içeriye almadım. Hı hı. Belki camı açarsak. Şimdi bir sahil yoluna inince bir performansına da bakalım. Hızlanınca belki bir ses geliyor. Olabilir, olabilir. Aynalar küçük geldi bana. Yani bu bir tasarım mı yoksa? Bende 2020 kasayı bize var, onunla aynı. Ayna büyüklüğü, ayna modeli. Şurada şey var. Senin sinyal. Kendi sinyali hangi yöne verdiğini içeriden görebiliyorsun. Önemli bir detay bence. Yani kör nokta olsaydı sevinirdik ama. Sinyal olunca... İşte arabada daha devri direksiyon yok ama yok otomatik... Yok ya, sen kör nokta bekliyorsun. Otomatik klima koymuşlar ama. Ya şu görünüm iyi ama şu ekranın biraz daha büyük olması lazım. Belki bu sonradan değiştirilebilir. Muhtemelen. Yani muhtemelen. Ekranın büyük olması çevresini bayağı değiştirecek. Şey yok. Elektrikli bel freni yok. Evet. Otomatik kararan dikiz aynası var. Ne kadar boş olsa da araba. Boş da değil gerçi bu style. Paket hani bir altı referansı olması lazım. Şimdi onlar biraz önce, pek gelmiyor. Biraz önce rampadayken mesela arabanın sesini duyduk. Evet. Zorlandığı zaman sesini veriyor içeriye. Şimdi bu araba Afyon'dan geldi. Tüketimlerine bakalım. Sıfırlanmadan. Orada alındığında şurada vardır zaten. Var mı orada? Bu uzun süreli 5.8 litre 43 km 656 km. Çok da az yakmamış. Dizel olmasına rağmen. Ortalama tüketimi 5.8 evet. Evet. Şimdi şurada bir yapıştıralım. Çağatay sen de bir kronometre tut diyeceğim ama çok düz değil yol gerçi. Devam. Böyle bir bakalım sadece. Ara hızlanmasına bakalım ya da. Arkamızda araba yok. Evet. Önümüzde de yok. Başlıyorum. Yapıştır. Ben söyleyeceğim 100 olduğunda Çağatay sen kronometreye bak. Kronometreyi açamadım ki. 100. Öyle Türk, bir saniyesine Türk, bakıyoruz. Türk montunu giymek videonun, de o videonun saniyesinden belli oluyor da. Videonun saniyesinden bakıyoruz. Evet. Yalnız bana böyle bir şey gibi bir ömür aldı benden. Ya bana da ağır geldi ya. Ayağımı da hiç gazdan kaldırmadım yani. Ben sıkıldım yani. Hani adamla bir şey gelmiyor. Bir de sports'ta bakalım. He? Bir de sports'ta. Spor'da değil miydi? Yok değildi. Ha, bir de spor'a alalım. Sporda bakalım. Deneyelim bakalım. Nasıl yapabiliriz? Şurada ışık. Ama bana uzun geldi. O, bana da çok üstünde. Uzun geldi. Bana da çok onun uzun. Onun üstünde kesin onun ya üstünde. Ya o zaten fabrika verisi 11.9 mu ne öyle bir şey olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Buldum kronometreyi. Kronometreyi buldun sonunda. Tebrik ederim. Ha, ama yavaş olduğu zaten. Mesela bak bu şey. Test etmeden de hissediliyor yani. Işık paketli olan. Farları LED. LED çerçeveleri var mesela. Evet. Ben onu daha çok seviyorum o kasayı. Hani benzinli olsun, ışıklı olsun. Işık paketledikleri bir olay var onda. Burada... Mesela şu anda ışıklarda durduk. Mesela motorun sesi rölantide hiç gelmiyor. Çalışma sesi geldi ama stop mu ettirdin?
Evet, biraz şimdi önümdekilerin açılmasını bekliyorum. Ve bir ışık daha var, onu da geçelim. Şey sonra yani bir freeze daha yapalım. S'yi sports moda getirdim. Başlıyoruz. Hadi abi, hadi abi. Yavaş. 110, 190 olmuş. Ne demiştim? 11 saniye. 11.9 demiştim. 11 saniye ama böyle yani ömrümden ömür geçti ya. Vallahi. Şurada bir cebe gir de şey yapalım. Dışından da burası değil, burası değil. Bir sonraki şey. Klasik jantlarımız. LED farlarımız yok. Herhangi bir şu ön panjur plastik, kenarında krom çerçeve kullanılmış. Geliyoruz tekrardan. Aynalar LED, katlanmıyor kesinlikle. Hemen hızlıca bir bagaja da bakalım. Bagaj tatmin edici. Çok iyi diyemem ama sınıf standartlarında. Şöyle kol dayamamız mevcut. Bir de diz mesafesine bakalım. Boyum 1.80. Öndeki arkadaş 1.85. Değmiyor. İki parmak var. Baş mesafesi yeterli. Gayet hani çok dikte oturduğumu söyleyebilirim.